biz iki aile bir konteynerde kalıyoruz. Benim çocuğum astım hastası. Bak görüyorsunuz ayaklarımı terlikler sırılsıklanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Çorap bile yok. Şimdi bizim devlet büyüklerimiz, baba dediğimiz, can ciğer dediğimiz, dostlarımız, ahbaplarımız hepsi rezil olmuş. Ama bizim devlet büyüklerimiz bize karşı herhangi bir ilgi duymuş. Bak ben ıslak ayaklarla burada gelip yemek kuyruğuna gireyim ki çocuklarıma bir lokma ekmek götürüm. Yani burada hepimizin ağlaması lazım. Ama devlet büyüklerimiz Allah razı olsun bize çok iyi bakıyorlar bu durumda. Benim çocuğum astım hastası evde şu an öksürüyor. Ben evdeki sağlam çıkan eşyayı götürdüm bir bodruma koydum. Bodrum çamur içinde. İki parça eşyamı kurtardım o da selde gitti. Çocukların psikolojisi bozulmuş. Benim eşimin psikolojisi bozulmuş. Ben 10-12 tane yakınımı kaybetmişim. Bizde huzur diye bir şey kalmamış. Ne bekleyebiliriz? Bizim canımız gitti. Canımız gittikten sonra milletten, devletten ben ne bekleyebilirim abi? Bekleyebilir miyiz? Bakın şu katların hepsi normalde 4-5 kattır. Hepsine 7-8 kat vermişler. Bunu ben vermiyorum. Bunu devlet büyükleri, belediye personeli. Bunların hepsi yapıyor. Abi niye? 4 katla 4 kat var. Senin 5 katla 7-8 katla ne işin var? Burada rant dönüyor abi. Rant dönmezse biz bu hallere girmeyiz. Valla bizim burada ağlamamız, ben kamera karşısında ağlamak istemiyorum. Bazıları gülmesin diye bize yani yemekten huzur alamıyoruz, hiçbir şeyden huzur alamıyoruz. Ayıp ya. Bir gelip burayı görsünler ya. Bir CHP milletvekili tek çamurun içinde öbür milletvekillerini hiçbirini görmemişiz. Karapınar bir Alevi kesim olduğu için hiçbir milletvekilini görmemişiz burada. Yani diyecek hiçbir lafım yok ben bunlara. Allah İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan hepsinden razı olsun. Diyarbakır bizim Urfa ya, Urfa burada deprem bölgesiydi. Birinci gün bize koştular, sıcak bir çorba verdiler. Sivil halkı da. Sivil halkı abi bize bir çorba getirdi. Şurada enkazda benim yeğenlerim vardı, bize çorba dağıttılar. Devletten önce sivil halk geldi. Yani biz devlet ne diyebiliriz ya? Devlet yani, bitmiş. Şu an konuşma, bitmiş. Konuşmak istediğim çok şey vardı, hepsi burada duruyor abi. Ben bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Devlet bitmiş. Yani siz halimizi görüyorsunuz. Hepsi kırılmış ya, paramparça olmuş ya, yazık günah değil mi? Dur da dolar da nefse tekire dolar, kış ya bu. Abi depremden sonra çıkan eşyalarımızı sağ salim dedik bir yere koyak. Onu da sel bastı. Hepsi çamur içinde kaldı gördüğünüz gibi. Benim çocuğum kendisi astım hastası. Eşim rahatsız. Kendim 2-3 gündür ayakkabı daha giymemişim. Sırılsıklam. Her yerimiz çamur içinde. Biz devlet büyüklerinden gelip bir halimizi görsünler, hal hatımızı sorsunlar. Ne yapmamız gerekiyor, ne yapalım? Çala çocuğumuz rezil olmuş. Akrabalarımızı 12-13 kişi kaybettik. Yani ne yapacağız, kafamızı nerelere vurak? Gelsinler bize bir yol yordam göstersinler. Yani biz kime gidip derdimizi anlatak ki? Ona göre bize bir çare versinler ki biz de gidip derdimizi yanalım. Artık ağlama gözlerimizden yaşar bile gelmiyor. Psikolojimiz bozulmuş ya. Ne yapacağımızı bilmiyoruz burada.